Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Yasir Altay. Bugün sizlerle tercihler hakkında konuşacağız. Kamera arkasında Ebubekir var. Merhaba Ebubekir. Merhabalar abi. Direkt sorularımıza başlıyorum abi. Biz niye okuyoruz abi? Abi çok güzel soru. Tercih döneminde insanların kendine en son sorması gereken soru bu. Bunu sorgularsanız eğer üniversiteye gitmezsiniz. Arkadaşlar niye okuyoruz? Türkiye'nin özellikle son 3 yılındır hani işte iktisadi bunalım başladığından beri belki de. 2018'den beri var. 5 senedir krizdeyiz ya. Çok ayıp. Türkiye'de hakikaten artık taşlar yerine oturmamaya başladığında parasal anlamda. İnsanların bunu sorgulamaya başladığını düşünüyorum. Niye okuyoruz? Yani eskiden insanlar bunu bir entelektüel faaliyet olarak yapıyorlardı. Var yani böyle çevremde 2010'da üniversiteyi bitirip çok ulvi gayelerle devasa zeki yani deli dehşet zeki adamların iyi üniversitelerde temel bilimler okuyup böyle ulvi hayallerle işte Amerika'dan, İngiltere'den doktora programlarında kabul aldıklarını biliyorum. Şu an bazıları hocalarım yani. Ama gün sonunda Türkiye'de şu an mesela bu o kadar rağbet edilen bir şey değil. Çünkü artık insanların hayatta kalmak gibi bir ihtiyaçları var. O yüzden artık bilgiyi aramak, ilim arka planda kalmış bir durum. Bu üzücü. Buna kanmamak lazım. Vakit değişir, para kazanılır niyetiyle bakıyorum ben. Ama insanlar evet normalde üniversite diye bir kurum oluşturuldu bu modernleşme sürecinde. Ve üniversite şu an bilginin tek eli. Yani bilimsel faaliyetin başka üretildiği bir tescilli yer yok. Yani şey vardır ya, siz mesela Ticaret Bakanlığı'ndan işte atıyorum ürününüzü tescil ettirirsiniz ve artık o sizin ürününüzdür. Bilimsel faaliyet yapabilirsiniz. İşte evinizde kütüphaneniz vardır, kitap okuyorsunuzdur, orada bir tez yazabilirsiniz. Ama sizin bu tezinizin bilimsel olduğunun kanıtı ancak üniversite gibi tekelleşmiş kurumlarda olabiliyor. Günümüzde üniversiteler artık bu işlevlerini daha çok böyle piyasa adamı yetiştirmek yani mesleki anlamda para kazandıracak, üretecek konuma gelmiş durumda. Bu sosyal bilimler için de böyle bu arada. Ve şu an bunlar okuyoruz, okuyor insanlar. Tercih döneminde de arkadaşlar bu soruları kendine çok fazla sormasınlar. Özellikle sözelciler ve eşitarlıkçılar. Genel olarak durum böyle. Abi peki tamam okumaya karar verdik. Peki özel üniversitede mi okumalıyız ya da devlet üniversitelerinde mi? Bunların birbirlerinden farkları neler? Ya şöyle Türkiye'de kaç tane üniversite var? Önce bunu tartışalım yani. 200 küsur üniversiteden bahsediyoruz ama bunların kaçı üniversite? Gerçekten seninle konuşmuştuk ya hani hatırlarsın işte özel üniversite var, özel üniversite var. Şimdi Koç da bir özel üniversite. Ama senin söylediğin bir üniversite vardı. Neydi onun adı? Altınbaş. Altınbaş yani ben muhtemelen şey hani değil mi? Bir bina var, tabelası var işte Altınbaş Üniversitesi diye bu kadar. Bu üniversiteler de özel üniversite. Hal böyleyken Türkiye'de üniversite olarak nitelendirebileceğimiz kaç tane kurum var? Ve bu kurumlar hangisi devlet, hangisi özel, bunların hangilerinin artıları var, hangisinin eksisi var? Bunlar tartışılabilir şeyler. Emrah Safa Gürkan Hoca'nın bir şeyi vardı hani tweet'i vardı. İşte Türkiye'de belli başlı üniversitelerin kitap sayısı benim evimdeki şahsi kitaplığımdan daha az. 350 kitabı olan olduğu tescillenmiş üniversiteler var. Çok rezil bir durum yani. O yüzden özel üniversite, devlet üniversitesi sorusu hangi özel üniversite, hangi devlet üniversitesi sorusunu getiriyor. Benim nazarımda Türkiye'de insanlar üniversitelere itibar ettiği müddetçe Boğaziçi'nin ismi var değil mi? Boğaziçi'nin ismi Boğaziçi Hukuk açıldığında bütün o sansasyonel haberlere rağmen 1800'de kapatıyorsa orada bölümden ziyade bir üniversite kimliği var demek. Yani insanların itibar etmesi söz konusudur. Böyle Türkiye'de 5-6 tane üniversite olduğunu düşünüyorum. Belki daha fazla yani daha hani işte 5-6 tane çok muteber üniversite olduğunu düşünüyorum. Bunların arasından İşte Koç Boğaziçi, İTÜ, Sabancı belki söylenebilir. Kıyaslandığında özel üniversitelerin en iyi hocaları getirdiği bir vaka. Yani bu konuda sıkıntı yok. En hani şey üniversiteleri, bu bahsettiğim Koç, Sabancı, Bilkent gibi özel üniversitelerin en iyi hocaları getirmesi çok doğal yani. En kaliteli ekipmanları getirmesi çok mantıklı, çok şey. Fizik imkanları evet öyle. Ama özel üniversiteleri kendi içerisindeki handikapları var. Yani mesela Koç'a iktisat bölümünden atıyorum 20 kişi giriyorsa abi, geri kalan 80'de şey giriyor yani. %50 burslu, %25 burslu ya da burssuz girebiliyor. Orada üniversite içerisindeki sosyal ortam Türkiye'nin gerçekliğini çok fazla yansıtmıyor. Yani çok heterojen bir değil de homojen bir toplum oluyor yani. Burslular ve diğerleri. Yani böyle bir arkadaş ortamı ya da böyle bir öğrenci ortamı üniversitedeki o akademik etkileşimi, öğrenciler arasındaki etkileşimini engelleyebiliyor. Açıkçası kalbur üstü üniversiteleri böyle nitelendiriyorum. Böyle farkları olduğunu düşünüyorum. Boğaziçi gibi, İTÜ gibi üniversitelerde biraz daha Türkiye gerçekliğini görebildiği üniversite ortamları var. Yani orada her çeşit insanı görebiliyorsun. Sadece siyasi fikri olarak da değil yani. İş yapış olarak da. Kabiliyet olarak da. Ve ben hep şeye inanırım yani. Boğaziçi tercihim de biraz öyle oldu. Abi üniversite yapan şey. Evet akademik kadrosu ve eğitim çok önemli. Ama kesinlikle beraber okuduğun adamdır aynı zamanda. Ben bunun asla göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben biraz devlet üniversitesiciyimdir. Ama kesinlikle Koç'taki eğitim de Boğaziçi'nden iyidir yani. Bunun da altına imzamı atarım. Abi peki mesela Boğaziçi hukuk dedik az önce. Buradan konuyu açmak istiyorum. Hala hukuk okunur mu? Ya burada son günlerde benim izlediğim birkaç video oldu. Hani hatta benim çok fazla hukukçu tanıdığım var. Hem İstanbul hukuktan hem Marmara hukuktan hem de sair yerlerden. Herkesin ortak kanaati artık piyasada çok fazla hukukçu olması. Yani bir de anladığım kadarıyla hukuk alanı, sektörü diyeyim yani
acayip pazarlaşmış, tekelleşmiş bir yer var orası da. Hani üniversite gibi aslında tabiri caizse. Barolar var. Özel bir iştirakçıda bulunmayı denediğinde, özel bir girişimde bulunmayı denediğinde piyasada hayatta kalman mümkün değil. Çalışmaya başladığında büronun aslında maaşlı elemanı oluyorsun yani. Eğer üstün niteliklerin yoksa ve seni oraya alacakları bir şey değilse, seni orada kendi malını kendin kazanabilecek bir etki alanında sana yaratmadılarsa, gün sonunda alacağın param 50 ve çok devasa bir avukat sayısı artık piyasada var. Benim gözlemlediğim kadarıyla. O yüzden ben çok hukukçu değilim artık yani. Ama gün sonunda eşit ağırlık bölümleri arasında okunabilecek İBF dışında, EBF de tartışılır yani artık okunur mu diye. Ama yani hukuk ve iktisat dışında eşit ağırlık bölümleri arasında çok okunmaya değer bir bölüm var mıdır bilmiyorum. Çok böyle hani ben bu alanda kendimi çok geliştirmek istiyorum diyorsanız belki psikoloji PDR olabilir ama ya bu her bölüm için böyle. Parasal kaygılarla, maddi kaygılarla okunulabilecek, insana bir şey katabileceğini düşündüğüm iki bölümden biri hukuktur benim. Ama asla şey gibi hani bu öğretmenleri 40 bin atama muhabbeti gibi insan hukuk okuduğu için kendini çok böyle zengin olacak şekilde hayal etmemeli bence. O devir geçti diye görüyorum. Abi peki iktisat ve işletme bölümleri hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, iktisat işletme sorusu aslında bu iki bölüm arasında ne fark var gibi bir soruyla başlamalı. Ben kendi tercih dönemimde en çok bu soruyu sormuştum kendime. Abi iktisat işin daha böyle matematiğini öğrendiğin, işin felsefesini öğrendiğin ve bir bilim dalı olarak nitelendirilebilecek bir alan. Yani iktisat bilimi sınırsız istekleri sınırlı kaynaklarla karşılayabilme bilimi aslında. Arapçası iktisadun hani kısıtlı kullanabilme manasında şey yapılabiliyor. Aynı şekilde İngilizcesi de yanlış hatırlamıyorsam economics hani o ev ekonomisi o şeyi döndürebilme manasında kullanılıyor. Yani iktisat bu manada daha böyle matematik ağırlıklı ve lisans eğitiminde işte belli teorilerin öğretildiği game teori, oyun teorisi gibi şeyler hoş işletmeciler belki öğreniyordur bilmiyorum. Neyse böyle şeylerin öğretildiği bir bilim dalı. İşletme biraz daha piyasaya yönelik management yani yönetim ve piyasanın içerisindeki firmalardan daha çok bir şeyler öğrendiğiniz. Daha çok daha ziyade işte Boğaziçi Üniversitesi gibi, Koç Üniversitesi gibi üniversitelerde tabela, ortam, proje geliştirme belki artık biraz daha popülerleşmeye başladı. Bilişim alanıyla alakalı atıyorum çocuk işletme okuyor ama Python öğreniyor. Ve kendi startuplarını geliştirmeye yönelik tamam mı? Ya yani o yönetimsel beceriyi kazandıkları bir bölüm. İkisi arasında çalışma koşulları açısından pek bir fark yok. İktisatçılar sadece bankacılık, finans sektörlerinde biraz daha avantajlılar işletmecilere göre. Matematik bildikleri için. İşletmeciler de piyasayı bildikleri için avantajlı. Daha böyle işin içinden geliyorlar yani. Boğaziçi'nde bir laf vardır. İşte eşeği bağlasam bölümden mezun olur diye işletme için kullanırlar. Ama ona rağmen işletme iktisattan her zaman daha yüksektir yani. Bu şeyden baktığında işletme iktisat mantığı kafana biraz daha rahat oturuyor yani. Abi peki sosyal bilimleri sadece babası zengin olanlar mı okuyabilir? Abi bu şimdi şöyle. Geçen ben Twitter'da birkaç hocamızla bu konuda şey yaptım yani. Sonra başka bir hocamızla da bu konuda istişare ettim. Artık Türkiye'de baba sosyoloji de okumayın artık yani. Şöyle okumayın. Okuyacak adam şu mantıkla okumamalı. Ben sosyoloji okuyacağım ve sonra zengin olacağım. Yani yok böyle bir dünya abi. Hani kim sana sosyoloji okudun diye para versin? Bak ben aynısını iktisat için derim ben bu arada. Ben atıyorum çok böyle kafayı kırsam ve desem ki abi ben şey çalışacağım. Davranışsal iktisat çalışacağım. Davranışsal iktisat çalışıyorum diye kim niye bana para versin? Tamam mı? Akademiye giremediysem eğer. Bu çok şey bir hani ya da argör olamadıysam, öğretim görevlisi olamadıysam. Bunlar ilim Türkiye'de ya da dünyada aslında tamam mı? Kolay kolay insanların para kazanabildiği bir alan değil. Yani bir tutku meselesi. Ve sosyal bilimler aslında baktığınızda toplumu incelediği için ve çoğunlukla deney gözleme dayalı olduğu için karşılığı parasal anlamda çok da olmayan bilimler. Gün sonunda bu bilimleri tabii ki de para kaygısıyla okumanın hiçbir manası yok. Babanız çok zengindir. Baban Ali Koç mesela. Git oku abi hani kimin umurunda? Ama hani böyle bölümlere gidip ondan sonra işte aç kaldım, açıkta kaldım diye ağlamak biraz tercih dönemi gibi çok kritik dönüm noktası olan bir şeyde yanlış bir bakış açısı olur diye düşünüyorum. Mesela şey var. Bu bir gerçek. Bence bunu artık insanların kabullenmesi lazım. Bu biraz da tabii dini perspektiften ben değerlendirdiğim için de bana öyle geliyor olabilir. Ama aslında baktığında bu bir sünnetullah hani dönüp devir daim eden bir şey. Zaman akışkan bir şey tamam mı? Yani bugün evet darlık zamanı, yarın bolluk zamanı tekrardan gelebilir. Ondan sonraki zaman yine darlık zamanı gelebilir vesaire. Türkiye'de çok fazla insan aslında yapmak istemeyeceği şeyler yapıyor. Rızık kaygısı, işte mecburiyetler vesaire. Bu sosyal bilimler bahsinde yapılabilecek belki de en kıymetli şey. Eğer hayallerinizi süsleyen, kulu olduğunuz bir alan varsa buyurun abi ilerleyin yani bu kadar net. Ama gerçekten kafanız karışıksa ve önceliğiniz gerçekten önceliğiniz yani ailenizin önceliğinizin önceliğiniz para kazanmaksa bu alanlara tevessül etmeyin. Ben yine de rızkın Allah'tan geldiğine inanmanızı ve bir gün tarihçi olduğunuzda da çok iyi paralar kazanabileceğinizi düşünüyorum. O alanın hakkını verebilin. Ya bugün Türkiye'de şu an bu kadar meselenin bütün işlerlik bölümlerinin yavaş yavaş sıralamalarının düşmesinin ya da öğrencilerin artık sayısal bilimlerden mühendislikler kovalamasının yani genel olarak temel bilimlerden uzaklaşmalarının yegane sebebi ülkedeki ekonomik sıkıntı aslında. Fakat yarın bu ekonomik sıkıntılar bittiğinde bu adamlar memnun olmadıkları işleri yapıyor olurlarsa eğer onları o meslekleri tutan hiçbir şey kalmayacak. Ve ben tamam çok uzun bir süredir Türkiye'de ekonomik kriz var.
Ama hiçbir şeyin bu kadar uzun süreli devam edeceğini düşünmüyorum. Bir gün artar, bir gün azalır. Biraz o nasibin hakkını vermek lazım. Eğer ilgi alanları tek odakta toplanmışsa devam gerek yani. Abi peki ufak bir aile önceliği ve sizin önceliğiniz diye konuştum. Ben buradan ufak bir soru çıkarmak istiyorum. Ailelerin önceliği mi yoksa öğrencinin kendi önceliği mi? Kesinlikle öğrencinin kendi önceliği. Ama yani anne baba her zaman evladının şeyini ister yani iyiliğini ister. Ben bu konuda aksini görmedim şu ana kadar. Fakat anne babanın tavırları her zaman öğrencinin, o çocuğun o ergenlikte yaşadığı o yoğun duyguları karşılayacak romantizmde olmuyor. Çok rasyonel bakıyorlar. Anne baba diyor ki hani doktor olsun oğlum bana baksın diyor yani. 30 yıl sonrasını düşünüyor, 20 yıl sonrasını düşünüyor belki de. Ama şöyle, yarın anne babanızın yüzünden yapmak istemeyeceğiniz bir işi yapmak üzere bölüm okumamalısınız yani. Gün sonunda kendi bebeğinize bir gün hakaret edersiniz. Çünkü onlar sizi oraya mecbur etti olur. Orada yani kendiniz yapamıyorsanız bile anne babanızı dinleyebilecek, anne babanızın dinleyebileceği bir insana onları yönlendirip bu işi halletmek lazım. Çünkü çok fazla sıkıntı. Yani ben hiçbir evladın kaderinin anne babası tarafından direkt olarak tayin edilmesinin mümkün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok sakıncalı bir durum. Allah muhafaza. Abi peki sosyal bölümleri konuştuk. Mühendislik hakkında. Mühendisliği anlamadım yalan. Sence kimler okumalı? Ya şöyle, mühendislik meselesini çok kısa bitireceğim. Çünkü anladığım bir alan değil. Fakat çok fazla yine mühendis arkadaşım var. Gözlemlediğim şu. Abi mühendis adam tıpçılar gibi yani sayısal bilimlerin çoğu aslında böyle. Ya şeyi öğreniyorlar. Onların bir marka değeri taşıması evet güzel. Tüylü adam muhtemelen kesinlikle piyasada saygı duyuyorlardır. Ama yani mühendisseniz yaptığınız, ortaya koyduğunuz ürünün kalitesiyle aslında mesleğinizdeki ikinci, üçüncü yıldan itibaren yargılanıyorsunuz. Böyle olunca Marmara Bilgisayar'dan mezun olmakla Koç Bilgisayar'dan mezun olmak arasında tabii ki de fark var. Ama gün sonunda hanginiz ne kadar iyi ürün koyuyorsa onun sivrilmesi zaten daha olanaklı. Ve ben o yüzden mühendis olmaya niyetli, tıp okumaya niyetli arkadaşların kendilerini böyle çok şey yapmamalarını tavsiye ederim. Abi okuyun yani. Gerekirse Gebze'de bu arada bayağı iyi de. Gerekirse Bursa'da okuyun mesela, tamam mı? Farklı bir üniversitede okuyun. O eğer önemli olan sizin için o yetkinliği kazanabilmekse oraya böyle bir atölye şey gibi hani çıraklık gibi düşünmek lazım. Sen o ilmi oradan tahsil edip sonra zaten iyi ürünler koyarak kendini ispatlayabilirsin. Yani sosyal bilimler gibi atıyorum Galatasaray Hukuk'tan mezun olmak bir markadır. İTÜ makineden de mezun olmak bir markadır. Ama iyi bir makinacı, İTÜ makinacı ilk yıllarda geçemese de ilerleyen yıllarda geçebilir. Böyle bir ihtimal var yani. O yüzden ben sayısal bilimlerde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara durmayın, yürüyün diyorum yani. Peki abi kimler okumalı kısmında ne düşünüyorsun? Abi kafası basan herkes okusun ya. Mühendis adama ihtiyaç var. Yani bu şey değil. Ben mesela mühendis olabilir miydim bilmiyorum. Bence sosyal şeyim daha güçlü o anlamda. Ama eğer zamanında böyle yönlendirilseydim, kafamda bassaydı o dönem düşünürdüm yani. Okusunlar. Yani bu şey zor abi. Tıp okumak zor yani. Sosyoloji okumak gibi değil ki. Hani mühendis okumak zor. Bu zorluğu katlanabilecek, bu kafası basma meselesi hakikaten yani insanlar kendini tartıp algılayabilir. Üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız yapın. Şöyle bir fark var. Eğer makinalarla şeyle yani bilgisayarla içi dışı değilseniz ya da nasıl tarif edebilirim? Ya benim şu puanım çok sıralam çok yüksek geldi. Kendimi gidip şu X fakültesinde, X tıp fakültesinde harcayacağıma gideyim mühendislik okuyayım biraz saçma bir düşünce yani. O mühendislik yapabilecek yetkinlik aynı zamanda iş hayatında da kendini gösterir. Sana anlattım ya bugün işte inşaat mühendisi tanıdığım bir abi vardı. Şantiyeye gidene kadar inşaat mühendisi olamayacağını fark edememiş. Mezun olmuş, staja gitmiş. Şantiyede ben demiş bu işi yapamam. Sonra medyacı oldu abim. İşte o da kader yani. Nasip. Şu an TRT World'da çalışıyor yani Londra temsilciliğinde. Gün sonunda aslında sizin nasibinizin neresi varsa oraya gidiyorsunuz. Ama mühendislik o çalışma standartları göz önüne alınarak okunması gereken bir yer. Bu kadar. Çok uzatmaya gerek yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın güle güle.